Evet, yanımda efsane Teoman var. Teoman, tam sana şunu söylüyordum. Biz bir ikili miyiz? Yani biz bir ikili mi olalım? Bir şey mi, ikili bir şey mi yapalım? Çünkü her sene, her yerde Aynen. biz bir şekilde yan yana geliyoruz. Ben Ama nereye gitsem yıllardır da oradasın. Evet, bunu tersine de çevirebiliriz Evet. ama yani işte zaten kaç yıldır da arkadaşız, tanışıyoruz. Hakikaten O ayrı. doğru. Ama bu ara çok güzel bir buluşmalarımız var. Hadi hayırlısı. Ne o ya? Hayır, hep buluşuyoruz. Ha, evet, karşılaşıyoruz Evet. farklı programlarda. Farklı programlarda. Şimdi gecenin anlam ve önemine gelirsek eğer. Bu gece yine GQ MOTY 2024 ödüllerinde güzel bir tema var. Rutini kırmak. Şimdi rutini kırmak, konfor alanından çıkmak, aslında kendini ifade edebilmek, kendi sınırlarını zorlayabilmek, biraz böyle özgürlük ve özgünlük alanlarını merkeze almak gibi birçok açılım yapabiliriz. İnsan hayatında sen bir yandan, ben sana söyleyeyim mi? Sormayayım. Gözlem olarak hem rutincisin hem de kransın. İkisi birden. Aslında Rutinci misin diye soracağım. rutinciyim ben ve o rutinlerimi seviyorum. Eskiden aklıma ne eserse yapıyordum. Artık öyle yapmıyorum. Daha düzenliyim ve bundan da çok mutluyum aslında. Bana sıkıcı gelmiyor o rutinler. Başkasına sıkıcı gelebilecek rutinler bana gelmiyor. Belki de eskiden doyduğun için, yaşadığın için, hani Evet. dönem dönemdir ya insan yolculuğu, belki ondandır. Bana da, yani ben daha çok konfor alanından çıkan bir tipim, yani çok böyle Ben risk seni alan görüyorum, filan. sürekli geziyorsun, her yerdesin sen. Hem öyleyim ama sırf o da değil, yani sadece bir yere fiziksel olarak gitmekten bahsetmiyorum. Genel olarak, yani hani birçok işi yapmaktan tut, hani hep sıfırdan başlamaktan tut oraya filan. Aa, ben de Öyle bir öyleyim tipim. Ama aslında. sen de öylesin Evet işte. evet bir sürü Sadece bunu hani projeyle sabah ilgileniyorum. rutini gibi düşünmemek Aynen lazım. aynen. Yani ben bir sürü şey yapıyorum. Aynı anda iki roman yazıyorum. Ne zaman çıkar, çıkar mı, bitirir miyim onu da bilmeden yapıyorum öyle şeyler. Yani menajerim burada. Biz onunla bize hiç faydası olmayacak. En azından ticari olarak bize hiç faydası olmayacak şeylere o kadar çok zaman harcıyoruz Ah, ki. ben de öyle. O çok güzel bir şey aslında. Yani dışarıdan güzel duruyor. Ben de şimdi sana dışarıdan öyle, değil mi? O biliyorum, Evet. anlıyorum yani. O süreççilik işte o. Evet. Prosesçilik o. Tabii kendi kendime oyunlar Tabii. çıkarıyorum işte Ama o onunla. ruhun öyle ki Aynen. öyle yapıyorsun. Başka türlüsünü o Başkasını yapamazsın. yapamıyorum zaten ben.